Arkadaşlar, örgümüze devam ediyoruz. Krem renkli ipimize geçmiştik. 56 tane sık iğnemiz vardı ve aynı yerden tekrar başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane sık iğnemi ördüm ve buradan bir tane eksiltiyoruz. 10 tane sık iğnemi ördüm. Bir tane eksiltme yapıyorum. Bir tane halka geçiyorum. İkinciye sık iğne örüyorum ve bir tane eksiltmiş oldum. 56 ilmeğimi 4 tane eksilterek 52'ye düşürüyorum. Aynı yerlerden eksiltmemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane ördüm. Tekrar bir tane daha eksiltiyorum. Bir tanesini örmüyorum, ikinciye geçiyorum. Tekrar 12 tane örüp bir tane daha eksiltiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tekrar bu bacak kısmının buradan bir tane eksiltiyorum. Birinci sıramı bu şekil 52'ye düşürüyorum arkadaşlar. 12 tane ördüm. Bir tane daha eksiltiyorum ve toplamda 52 tane sık iğnem oluştu. Sıra sonuna geldim. İkinci sırama, ikinci krem renkli sıramı 52 olarak örelim düz bir şekilde. Şimdi ikinci sıramı da 52 olarak tamamladık. Şimdi krem renkli üçüncü sırama geçiyorum. Bir zincirimi çektim. Buradan bir tane eksiltmiş oluyorum. İkinci halkama batıyorum. Şuraya. Buraya batmıyorum. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane sık iğnemi ördüm. Şu yine yandan aynı şekilden buradan bir tane eksiltiyorum. Sekiz, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane örüyorum. Tekrar bu arka kısmından eksiltmemi yapıyorum. 52 idi, 51'e düştü, 50'ye düştü arkadaşlar. 50. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tekrar aynı yerden öbür ayağımızdan tekrar eksiltmemi yapıyorum. 49'a düştü.
ve sıra sonuna kadar bir de buradan eksiltiyorum. 8 tane örüyorum ve bir tane de ön kısmından eksiltiyorum. Toplamda 48 tane sık iğnem kaldı. Bunu geçiyorum, bunu atıyorum. Sıra sonuma geldik. 48 tane sık iğnem oluştu. 48 olarak ikinci sırama düz bir şekil gelelim. 1 eksiltme yaptık. 2'yi düz bir şekil geldik. 3'üncüyü eksiltme yaptık. 4'üncüyü düz bir şekil örüyoruz. Artırma, eksiltme olmadan bir zincirimi çektim. 2 tane yanlardan eksiltip 48'i 46'ya düşürüyoruz arkadaşlar. Bu sefer 2 sefer eksilteceğiz. Bir bu bacak kısmından, bir de bu bacak kısmından 5. sıramızı 2 sefer eksilterek sayımızı 46'ya düşüreceğiz. 8 tane ördüm. Şimdi bacak kısmından bir tane eksiltiyorum. 48'i 47'ye düşürüyorum. Bunu örmüyorum. Bunu örüyorum. Bir tane eksiltmiş oluyorum. Şimdi şu bacağına kadar örelim. Şimdi ikinci eksiltmemi de yapalım. Yine bu bacağından, bu bacak kısmından yaptım eksiltmemi. Şimdi ikinci eksiltmemi de bu bacak kısmından yapıyorum. Krem rengi 1, 2, 3, 4, 5. sıramda. Ve sıra sonuna kadar düz bir şekil tekrar örüyoruz. 5. sıramı bitirdim ve 2 tane eksilttim 5. sıramda. Sıra sonuma geldim ve birleşimimi yapıyorum ve bu sırayda 46 olarak tamamlamış olduk. Şimdi bel kısmımızı oluşturuyoruz. 46 46 46 46 46. 5 sıra örüyoruz. 46 46 46 46 46 1 2 3 4 5 ve bu şekil aldı gördüğünüz gibi. Şimdi şuralardan 2 tane artırarak 48'e tekrar yükseltiyoruz. Bir zincirimizi çektik. 46'yı 48'e yükseltiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane ördük. Bir tane artırma yapıyoruz. 10 tane ördük. Bir tane artırma yapıyoruz. Tekrar aynı halkaya batıyoruz ve 2 tane yükseltmiş oluyoruz. 46'yı 47'ye yükselttik. Şurayı düz bir şekil örüyoruz. 21 tane ördük. 22. sayımızda tekrar arttırmamızı yaptık. Şimdi 48 tane sık iğnemiz oluştu ve sıra sonuna geldik. Birleşimini kaydırma yöntemiyle yaptık ve bir zincirimizi çekiyoruz. Tekrar 48 olarak örüyoruz. Bir sıra daha 48 olarak örelim. 2 sıra 48 olarak tamamladık. Şimdi tekrar iki taraftan tekrar aynı yerden artırmamızı yapıyoruz. 48 49 50 olarak örüyoruz arkadaşlar. İki yan kısımlarından aynı yerden artırmamı yapıyorum. 46'ya kadar düşürdük. 5 sıra ördük. Tekrar 50'ye kenarlarından yükselttik. Şimdi 50 olarak artırma eksiltme olmadan 1 2 3 sıra 50 olarak örelim. 50'ye yükselttim.
3 sıra 50 olarak ördüm arkadaşlar ve sonlandırdım. Şimdi bunu böylece bırakalım. Ellerinin tarifini vereceğim. Ben elini örmek için bir miktar ipimi sadece parmakları için tek kat olarak ayırıyorum. Ben bu tığla ördüm. Vücut kısmını biliyorsunuz. 2,10 milim. Şimdi 1,40 milim tığ kullanacağım. Şimdi tek kat ipimizden başlayalım. İki, üç, dört, beş, altı. Şöyle her zamanki gibi şuradan bağlantımızı kuralım. 6 tane sık iğne, 6 tane sık iğne doldurdum. 4 sıra ördüm düz bir şekil. 6 tane sık iğnemi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 tane zincir çektim ve zincirimin bir, iki, üç, yine aynı, dört, beş, altı. Altı tane sık iğnemi doldurdum. Yine aynı şekil, düz bir şekil, altı tane sık iğne örüyorum. İlk parmağımda yaptığım işlemi ikinci parmağımda da yapıyorum. Parmak videolarım çok var arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. İkinci sıramı yaptım. Şimdi üçüncü sırama geçiyorum. Bir, iki, 3 4 5 6 Şimdi dördüncü sırama geçiyorum. İpimiz ince olduğu için dördüncü sıram. Bunu dört sıra yaptım. Bunu ikinci parmağımı beş sıra yapıyorum. Beşinci sıramdayım. Bir sıra uzun olsun diye. Beş sıra ördüm arkadaşlar. İkinci parmağımı da bitirdim. Şimdi üçüncü parmağıma geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine aynı şekil. Şuradan. 1. Yine 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemi doldurdum. Şuradan bağlantımı kuruyorum. Sıra sonundan düz bir şekil 6 tane sık iğne örüyorum. Bunu da 6 sıra örüyorum arkadaşlar. Orta parmağımız. Küçük parmağımızı 4 sıra ördük. Yanındaki parmağımızı 5 sıra ördük. Orta parmağımızı 6 sıra
6 tane sık iğne, 6 sıra olarak tamamlıyoruz. Videomuz uzamasın arkadaşlar. Yüklemesinde zorluk çekiyorum. O yüzden altı sıra örüp geleyim. 6 sık iğne, 6 sıra yaptım. 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. Yine aynı şekil bu parmağımızı da yapalım. Aynı şekil 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi doldurdum. Etrafına sık iğne olarak düz bir şekil gelelim. 6 tane artırma eksiltme yapmıyorum. Tekrar örelim. Öreyim geleyim arkadaşlar. Şöyle şu şekil 6 sıra. 4 sıra, 5 sıra, 6 sıra, 6 sıra. Şimdi 4 tane parmağım oluştu. Birleşimini yapacağım şimdi. Parmaklarımı birleştiriyorum. 1 2 2 tane sık iğneyle birleştirdim. Sıradaki parmağıma geçiyorum. 1 2 2 4 6. Sıradaki parmağıma geçiyorum. 6 7 8. Küçük parmağımın üstünden 8 9 10. İki de bu tarafından ördüm. 2 4 6 8 9 10. Tekrar ikinci parmağa geçiyorum. 10 11 12. Sıradaki parmağa geçiyorum. 13 14. Sıradaki parmağa geçiyorum. 14 15 16 16 2 de şu yan kısma 16 17 18. Toplamda 18 tane sık iğnemizle birleştirdim. Şimdi şu parmağımdayım. Burası küçük parmağımız. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 olarak tamamladım. Tekrar 18 olarak örelim arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18.
bağlantıyı kurduğum sıra, bir de şimdi ördüğüm sıra 2 sefer 18 olarak ördük. Şimdi 2 sefer ördükten sonra şu baş parmağımızı da ilave edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimizi çektik. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane sık iğnemi yaptım. Çevresine yine aynı şekil, arttırma eksiltme olmadan 4 sıra 5 sıra örüyoruz arkadaşlar. Sık örüyorsak 5 sıra, bol örüyorsak 4 sıra yeterli. Yine zincirim içinde kalacak şekilde 4 sıra örelim. Düz bir şekil 4 veya 5 sıra örelim arkadaşlar. Dört sıra ördüm. Şimdi şuradan burası sıra sonu olsun. Baş parmağımızın buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 tane ördükten sonra baş parmağımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şuradan 18, 19, 20, 21, 22. 22, 23. Sıra sonuma geldim. Buradan başlamıştım. Şimdi burada azaltma yapıyorum. Bir de şuradan alıyorum. Azaltmamı yaptım. Tekrar sıra sonuna kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 de şu küçük parmağımın buradan bir tane eksiltelim. 8, küçük parmağımızın şuradan 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16 16 tane ördükten sonra buradan da eksiltmemi yapıyorum. 16 17 18 19 20. Yirmi, 21. Tekrar buradan eksiltmemi yapıyorum. Bir, iki, bir, iki, üç, dördüncü sıramda tekrar eksiltmemi yapıyorum. Tekrar şurada bir tane eksiltme yapmıştık. Bu sefer orada eksiltme yapmıyoruz. Düz bir şekil geliyoruz. Küçük parmağımızın üstünde bir sefer eksiltme yaptık. Düz bir şekil gelelim. Baş parmağımızın ara kısımlarında mutlaka eksiltme yapıyoruz. Şu baş parmağımızın arasında şöyle şu şekil tekrar 1 2 bağlantı sıram 1 2 3 4 tekrar eksiltmemi yaptım. Sıra sonuma tekrar geldim. Ve tekrar sıra sonunda tekrar eksiltme yapıyorum. Şu baş parmağımın arasında. Şurada. Tekrar. Şimdi bir sayalım. Kaça düşmüş? Bağlantı kurduğum sıra 1, 2, 3, 4, 5, 6. sıramdayım. 2, 3, 4, 5, 6, 1 tane eksiltmiştik küçük parmağımızın oradan. Tekrar bir tane daha eksiltelim. 7 8 9 10 11 12 Tekrar bir tane daha eksiltiyoruz buradan. 12 13 Küçüldü gördüğünüz gibi. 13, 14, 15. Eksiltiyoruz, artırıyoruz diyeyim, pardon. 1, 2. 2 tane küçük parmağımızın yanından eksilttik. Bağlantıyı kurduktan sonra buradan sürekli buradan ve buradan eksilterek bu şekil elimizde oluştu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 tekrar buradan aynı şekil yine azaltıyoruz. Bir 12 bir tane örüyorum. 12 13 14 tekrar aynı yerden azaltıyorum.
13 tane sık iğnem olmuş oluyor. Şimdi ipimizi kırıyoruz. Normal ipimizi, normal kalınlıktaki ipimizi bakalım kaç tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğnem var. Şuradan bağlantımı kurayım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 Öbür tığımıza geçelim arkadaşlar. Şu yan kısmından bir tane artıralım. 12 13 olsun. 13 Bir de buradan artıralım. Buradan artırdım bir tane 13 oldu. Buradan da artıralım. 14 tane sık iğnem olsun. 4 sıramda artırmamı yaptım. Bu şekil örelim arkadaşlar. 4 sıra 12 olarak ördüm. 5. sıramda 14'e yükselttim. İki tarafından artırdım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 olarak 20 sıra örelim arkadaşlar. Toplamda 24 tane sıramız oluşacak. 20 tane 14 olarak örelim. 4 tane de 12 var. 24. Şimdi arkadaşlar elini ördük ve kolunu tamamladım. 12, 12, 12, 12, 4 sıra. 20 sırasına 2 tane sık iğne ekledim ve 14 tane sık iğnem olarak 20 sırada bu şekil ördüm. Tekrar kaldığım yerden buradan kollarını birleştireceğim. Şimdi şöyle göstereyim. Şu baş parmağı ön kısma gelecek şekilde, ön ayaklarına gelecek şekilde baş parmağı buradan ekleyeceğim. Ekleme yerim de şuradan artırdığım yer. Artırdığım yerden tam böyle bu şekil, düzgün bir şekil ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir zincirimi çektim. 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane sık iğnemi ördüm. Şuradan. Şimdi gösterdiğim gibi baş parmağı ön kısma gelecek şekilde şuradan eklememi yapıyorum. Bir tane bundan alıyorum. Bir tane de vücuttan alıyorum. İkisini bir her zamanki gibi eklememi yapıyorum. Tekrar ikinci eklememi yaptım. Üçüncü eklememi yaptım. Bakalım düzgün olmuş mu arkadaşlar? Düzgün bir şekilde birinci kolumu ekledim. 11, 12, 13, 14. 3 tane eklememi yaptım. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Şu artırdığım yere kadar geliyorum. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Ha, 37 de bırakalım. İkinci kolumu ekleyelim. Yine baş parmağı ön kısma gelecek şekilde buradan da 3 tane eklememi yapıyorum. Şöyle şu şekil. 1 2 1 2 3 tane ekliyorum. Sıra sonuma kadar düz bir şekil örüyorum. Düz bir şekil şuraya kadar örelim. Sıra sonuma geldim ve birleşimini yaptım. Şimdi kollarını eklemiş olduk. Şu şekil ortaladık. Önce bir toplamda ne kadar sayımız var onu tamamlayalım arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir zincir çektim ve buradan değil şuraya batmıyorum ve ikinci halkama batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kolumu ekledikten sonraki sayım 10. 10 tane örüyorum ve koluna geçiyorum. Şuradan 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20,
21, 22, 23. İkinci sayım sıramdayım. Kolunu birleştirdikten sonra 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44. Öbür koluna geçiyoruz. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52, 53, 54, 55, 56, 56. Bedenine geçiyoruz. 57, 57, 58, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, tam 70 arkadaşlar. 70. Şuradan birleşimini yapıyoruz. İkinci sıram kolunu birleştirdikten sonra toplamda şu şekil 70 tane sık iğnem oluştu. Kolunu birleştirdik. Böyle. Sonra saydık. 70 tane sık iğnem oldu. Şimdi 70 tane 5 sıra düz bir şekil örelim arkadaşlar. 5 sıra. 1, 2, 3, 4, 5 sıra.